Selamlar herkese. Bu videoda sizlere kısa yollarımı göstereceğim. I3 pencere yöneticisi kullanıyorum ve bazı insanlar diyor ki abi senin niye çarpı işaretin yok nasıl çıkıyorsun? Pencere yöneticilerinde öyle kapatma küçültme işareti vesaire olmuyor. Pencere yöneticisi ne tabi orası ayrı bir konu belki onu da soracak olacaksınız ama şimdilik bu, bu soruyu geçeceğim. Onu başka bir videoda konuşmak istiyorum. Bugün sizlere genel anlamda kullandım, sık kullandım, kısa yollarımı göstereceğim ve bu şu an benim pencere yöneticimin ayar dosyası ve burada tabi biraz karışık gözüküyor olabilir. Yavaş yavaş e, ben size, ben size açıklamaya çalışacağım ama bu ayar dosyasını baştan aşağı ben yazmadım mesela. Daha önceden Arco Linux kullanıyordum. Arco Linux'tan e, aldım bu ayarları. Daha sonrasında kendi isteğime göre kişiselleştirdim. Daha fazla laf uzatmadan başlayayım. Başta bu olduğu zaman, hashtag olduğu zaman e, yorum olmuş oluyor. Aslında bunlar işlemiyor. Bunlar kod değil. E, burada sadece yorum olarak düşmüşler. Mod ne demek? Kontrol hangi tuş, shift hangi tuş falan diye yukarı, aşağı, sağ, solun e, tuşlarını belirliyorsunuz. Benim için L ÖKJ semikolon çalışma alanlarını görüyorsunuz. Çalışma alanı 1, çalışma alanı 2, çalışma alanı 3, çalışma alanı 4. Şurası aslında bind simle başlayan çalışma alanına geçme. Mesela şu an ben birinci çalışma alanındayım. Aslında şu an ikinci çalışma alanımda şu sağımdaki monitörde. Onu siz görmüyorsunuz tabi. Mesela şu an 3'e bastığımda süper tuşu 3'e bastığımda 3. çalışma alanına geçiyorum. 4'e bastığımda 4'e geçiyorum. 5'e bastığımda 5'e geçiyorum. Ve 1'e bastığımda geri 1'e gelmiş oluyorum. Ve tabii ki şu an dediğim gibi sağ tarafı görmüyorsunuz ama bu Burada da iki var. Normalde bire bastığımda masum buraya geçiyor. ikiye bastığımda aslında direkt ikinci ekranıma geçmiş oluyorum. Ve e, tabii ki bunun e, başka dağıtımlarda da yapabiliyorsunuz. E, çalışma alanlarını ayarlayabiliyorsunuz kendi zevkinize göre ama çalışma alanlarıyla en güzel bir pencere öncesinde çalışabilirsiniz. Bu benim çalışma alanlarına geçiş yapmam. İkinci burada gördüğünüzde odaklanmış pencereyi çalışma alanına taşıma. Mesela burada da basit olarak Shift ekleniyor aslında. Şu an birdeyim bakın gördüğünüz gibi. Mod, mod Shift 2'ye bastığımda aslında şu an göremediniz. Çünkü 3'e basmam lazımdı. İkinci pencereme gidiyor. 3'e bastığımda 3'e geçti. 4'e bastığımda 4'e geçiyor mesela. 1'e bastığımda 1'e geliyor. Fark ettiyseniz 3'e taşıdığımda 1 yok oluyor. Nedeni 1'de açık bir şey kalmadığı için. Mesela bunu 3'e taşıdığımda bu 1'de kalıyor. VS Code 1'de, terminalimde 3'de mesela. Sonra aşağı iniyorum. I3 pencere yöneticisinde yapabildiğiniz bir şey var. Bir kısa yol belirleyebiliyorsunuz ve o kısa yolun altında başka kısa yollar belirleyebiliyorsunuz. Mesela ne bu? Şu an sistemden çıkma, sistemi kilitleme komutları. Mesela şimdi CTRL alt X'e bastığımda şu yukarıda. K'nin sistemi kapattığını, L'nin sistemden çıktığını, H'nin sistemi uyuttuğunu, R'nin bilgisayarından başladığını ve S'nin de bilgisayarı kapattığını görüyorsunuz. Ve çıkmak için de buradan mesela escape tuşuna basıyorum. Back to normal. Bakın burada belirtmiş çıkmak için enter ya da escape tuşuna basıyorsunuz. Ve e, tabii ki buradaki scriptlere diyelim K'ya basmam durumunda e, sistemi e, i3 exit.sh skriptini çalıştırıyor. Burada mesela kullanmadığım bir iki kısa kısayolu kalmış aslında. Bunları e, silebilirim. Burada da e, bir diğer kullandığım kısa yol mod shift r'ye basması durumunda i3'ün yeniden başlatıyor hatta şöyle göstereyim mesela bastığımda otomatik olarak her şey yeniden başladı burada e, c'ye bastığınızda da config dosyasının yeniliyor bir diğer kısa yolum mod shift q mod da bu arada süper tuşu ya da windows tuşu tamamen kapatıyor uygulamayı. Aslında yaptığı şey bu uygulamayı öldürüyor. Bir diğer nokta floating, uçurma mı denir bu arada Türkçesini tam olarak bilmiyorum ama e, mesela şu an fark ettiyseniz ben her açtığımda e, bir pencere otomatik olarak yan tarafa tekleniyor. Ben bunu diyelim ki normal Windows'ta olduğu gibi ya da normal diğer e, masaüstü ortamlarında olduğu gibi ortada olmasını istiyorum ya da sağ sola oynatmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Geliyorum, mod Shift Space'e basıyorum mesela. Şu an aslında bu gördüğünüz gibi şu an başka bir şeyle oynatıyorum ama bu şekilde açıldı ya da diyelim şöyle de gösterebilirim. Bakın gördüğünüz gibi ortaya geldi. Tekrar mod shift space'e bastığımda yan tarafa sıklenmiş oldu. Ben genelde floating modda kullanmıyorum bir şey ama bazı uygulamaları kullanmak isteyebiliyorsunuz. Diyelim bir hesap makinesi olduğunu hayal edin. Burada böyle çat diye kenarda olmasını istemezsiniz belki ortada olmasını istersiniz. Onu da mod shift boşlukla yapıyorum. Oda değiştirme, o da şunda. Mesela şu an kenarda gördüğünüz gibi bir çizgi var. Odak burada. Şu an mod tuşuna basıp sağ sol tuşlarına basarak oda değiştiriyorum, oda buraya alıyorum mesela. Aynı zamanda yerini değiştirebiliyorsunuz ve ikinci ekranı da taşıyabiliyorsunuz. Mesela bunu yaptığımda şu an sağ taşıdı, bunu yaptığımda sola taşıdı. Şöyle geldiğimde şimdi tekrar sağ bastım da ikinci ekranımı attı. Daha sonrasında burada bir sonraki veya bir önceki çalışma alanına geçme muhabbeti var. Windows taba basarak mesela şu şekilde hızlı geçiş yapmak için kullanabiliyorsunuz buraları geçeceğim. Buraları da geçeceğim. Birazcık yani bütün kısa yollarımı gösterecek olursam video çok uzun olacak. O yüzden çok hızlı geçmek istiyorum. Mesela bunu full ekran almak istediğimde Windows F tuşuna basıyorum ve tam ekranı alıyor. Daha sonrasında şöyle bir güzellik daha var yine. mesela şu an ben stacking düzenindeyim. Mesela bunu istersen mod Z'ye bastığımda şuna da şu şekilde yaparsam gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde burada tekme şeklinde olmuş oluyor. Mod E'ye bastığınızda da alt alta sıralanmış oluyor ve bu da güzel bir şey çünkü diyelim her ne kadar çalışma alanlarınız olsa da burada alakalı bir şey yapıyorsunuz diyelim Super Z'ye bastığımda ve yeni bir şey açtığımda o tekmeli bir şekilde geliyor. Pencereyi büyütme küçültme olayı yine burada az önceki gibi Windows R'ye bastığınızda ayrı komutlar açılıyor. Mesela şu an bunu bu şekilde ok tuşlarıyla yerine ayarlayabiliyorum istediğim şekilde Enter'a bastığımda da çıkmış oluyorum. İsterseniz bazı uygulamaları bazı çalışma alanlarına atayabiliyorsunuz. Ben bunları kapadım. Yani Mesela isterseniz işte Spotify kullanıyorsunuz diyelim. Spotify'ı otomatik olarak her açtığınızda 8'e atmasını isteyebilirsiniz mesela ben onu kullanmıyorum pek fazla Burada otomatik olarak açılan uygulamalarım var. Hani neler açılıyor ee, geçeceğim ama kısa yollarla alakalı değil bunlar. Burada kullandığım başka kısa yollar var. Mesela Windows V'ye bastığımda otomatik olarak bu açılıyor. Daha önce kopyaladığım yazılar açılıyor. Mod Shift D'ye e bastığımda Rofi açılıyor. Rofi de işte uygula yüklü uygulamanızı aratabileceğiniz bir aynı zamanda kişiselleştirebileceğiniz bir uygulama. Mod Shift D. E. Ee, daha sonrasında e, Konki ayarları var. Geçiyorum. Mesela Windows Enter'a basınca benim konsol açılıyor. Bu arada şunu eee tab modundan çıkarırsam iyi olacak. Daha sonrasında sistem monitor yani KSS garde açabiliyorum istersem. E, bu da e, mod shift Pardon, Ctrl Shift Enter'la e, açıyorum bunu. Gördüğünüz gibi burada bir görev yöneticisi diyeyim belki açılıyor. Ha, şeyi de göstermek isterim. Scratchpad denilen bir şey var. Diyelim ki bir terminal açtınız. Burada bir şey yapacaksınız ama e, yapıyorsunuz diyelim. Bir süreliğine gizlemek istiyorsunuz. Daha işiniz yok. Pencere yöneticilerinde şöyle bir olay var. Windows Shift Tre tuşuna ayarladım. Windows Shift Tre tuşuna bastığında şu an bu uygulama Scratchpad e, denilen bir çalışma alanına gidiyor. Ama bu Scratchpad'i hiçbir şekilde göremiyorsunuz aslında. Uygulamayı tekrar göstermek isterim. ne diyelim tekrar lazım oldu. Bu sefer mod tre tuşuna basıyorum ve uygulama gözüküyor. Scratchpad'e gönderdiğinizde bir uygulamayı otomatik olarak floating modda geliyor. Uç, uçuş modunda geliyor diyeyim, bilmiyorum Türkçesini dediğim gibi. Bu uçuş modunda geliyor ve bunu e, işte şu şekilde yine alabiliyorsunuz ama yine sakladığınızda geri getirdiğinizde bu şekilde geliyor ve bu şekilde de e, tekrar kapatabiliyorsunuz. Bu da e, pencere yöneticilerinde olan bir özellik. E, ekran görüntüsü alma e, kısa yolun var. Onun dışında, bakın burada az önce söylediğim gibi belli başlı uygulamaları açtığınızda erleyebiliyorsunuz. Floating modda mı gelsin, normal modda mı gelsin diye. Tabi bu videonun konusu değil. Bu kadar olacak. Başka kısa yolum olmaması lazım burada. Evet, başka kısa yolum da yok. Kısa yollarım hakkında çok soru geliyordu. Ben de böyle hızlı bir video çekmek istedim. Gerçi bir tık beklediğimden uzun olmuş ama e, kısa yollar aslında şu an mesela benim yaptığım bazılarınıza çılgınca geliyor olabilir. Ya bu ne ya? Bundan mı uğraşılır? diye diye olabilirsiniz ama aslında sizin yaptığınız daha uzun oluyor. Benim burada ayarladığım her şey e, bir kısa yola basıp uygulamayı kapatmak oluyor. Mesela bu uygulamayı kapatmak istesem şu mouse hareketini yapıp şuraya gitmek belki yani şu an yavaş yaptım. Şöyle gitmek ya da bunu yapmaktansa Mod Shift Q'ya alıştığınızda eliniz çok daha hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Veya diğerleri. Ve bunlar mesela size mikro zaman kazandırıyor belki de. Yani 5 saniye 5 saniye ama e, o 5 saniyeleri işte bütün bir yıla vurduğunuzda <laughs> çok daha büyük bir zaman elde etmiş oluyorsunuz. Hem tabi bu işin verimlilik noktası ama işlerinizi daha hızlı da halletmiş oluyorsunuz kısaca. Ve buna alıştığınızı aslında diğer sistemleri kullanmak o kadar zor geliyor ki yani ben bugün herhangi bir sistem başka bir sistemi elime aldığımda o benim kısa yollarım olmuyor çok zorlanıyorum açıkçası kullanırken illa bir pencere yöneticisi kullanmak zorunda değilsiniz pencere yöneticisi kullanmadan da burada gösterdiğim birçok şeyi kendiniz yapabiliyorsunuz zaten. Kısa yollara alışırsanız aslında hayatınız daha kolaylaşıyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanala abone olup çana basabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz de yayın yapıyorum. Odyssey YouTube alternatifi açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. Odyssey'de reklam yok. Video izledikçe library coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.